değerlendirilebilir mi? Hocanın bir tanesi deyince İslam felsefesi. Bunu yüzde yüz vakitte inanabilirsin diyor. Ama bilinemez diyor. O konuda bir şey diyebilirseniz. Yani genel olarak öncelikle şunu söyleyeyim. Bir sözü kim söylemiş, hangi bilinç düzeyinden söylemiş, kime söylemiş, buna bakmak lazım. Hani tabii bilinemez diyebilir bir kişi ama bu tabii ki onun bilinci, kavrayışı, olaylara, hayata bakışıyla bağlantılı bir şeydir. Hakikat hani mutlak kuşatılamaz deyim yerindeyse ama hakikat bilinebilir belli yönleriyle veya kişinin bilinç durumuna göre o hakikatten deyim yerindeyse payını idrak edebilir yani o noktada yani mesela insan kendini bilebilir mi? Evet eğer doğru yerden tanım yaparsak insan kendini bilebilir. Dolayısıyla bu baktığımız bilinç düzeyine göre değişir. O yüzden yani herkes ne söylüyorsa kendi bilincinin, kendi varoluş düzeyinin içinden söylüyordur. Biri diyordur ki mesela hayat anlamsız, bana saçma geliyor. Onun baktığı düzeyden öyledir. Veyahut da işte hayatta yaşanacak hiçbir şey yok, her şey boş gibi bir yerden bakabilir. Bu onun baktığı bilinç düzeyidir. Hakikat bilinemez. Bu da bir yaklaşım tarzıdır ve bir bilinç düzeyinin yansımasıdır. O da şudur aslında. Doğrudan bilgi dediğimiz, yani bir şeyi zihinsel veya duygu veya beş duyuyla ilgili bir vasıta olmaksızın idrak edebilirsen onu idrak edebilmişsin demektir. Dolayısıyla bizim beş duyumuz, zihnimiz, duygularımız, üzerinden aldığımız veriler bizatihi algıladığımız şeyin kendisi olmayabilir. O yüzden de hakikat bu açıdan bakıldığında bilinemez diyebilir bir insan. Ama hakikatin doğrudan doğruya deneyimi mümkündür. Diyebilir miyiz? Yani bunu hakikatin doğrudan doğruya idraki, deneyimi mümkündür ve bu gerçekleşmiştir diyen insanlar var. En azından bir insan böyle bir deneyimi veya böyle bir idraki yaşamamışsa bunları dinleyebilir. Ama tabii ki onları dinlediğiniz zaman bir kanaatiniz oluşacaktır. Yoksa onların idrakini onlar size hani bilgisayardan bilgisayara aktarım yapmak gibi bir şey söz konusu değil. O yüzden bakacaksınız. Evet bu insan bir şey gerçekten mühim bir şey deneyimlemiş, mühim bir şeyi idrak etmiş diyebilirsiniz veya dersiniz ki ben tam ikna olmadım diyebilirsiniz. Dolayısıyla bütün felsefe ve insanlık tarihi böyle bir hikayedir bir anlamda. Benim kişisel kanaatime bakacak olursak, evet hakikat idrak edilebilir. Ama mutlak olarak onu ihata edemeyebilirsiniz. Ama hakikatten bir payınız olabilir. Yani deyim yerindeyse hakikate dair bir bilgelik, bir mana, bir hakikat idrak edebilirsiniz. Bu mümkün olan bir şeydir. Bu insanın kendiyle ilgili de böyledir. Diğer şeylerle ilgili de böyledir. Bunun için aslında temel mevzu şudur.
hakikati idrak eden şey nedir aslında sorusunu düşünmeye ihtiyaç var. Hakikat kim tarafından idrak ediliyor? Sınırlı bir bilinç tarafından mı? Yoksa sınırları olmayan bir özne veya bir bilinç tarafından mı? Bizim hayattaki en büyük problemimiz sınırlı algımız, sınırlı bilincimiz, sınırlı benlik zeminimiz üzerinden bir şeyleri anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla o şeyin sınırlılığına mahkum ediyoruz kendimizi ister istemez. Yani bu basitçe şunun gibidir. Hani ben gözümle görmediğime inanmam dediğimde ne yapmış oluyorum? Hem gözümün sınırlarına indirgiyorum, hem gözümün algı biçimine indirgiyorum gördüğüm şeyi. Dolayısıyla kendimi gözüm üzerinden tanımlamak gibi bir durum söz konusu olacaktır. O yüzden bazı filozoflar insan hani hakikati bir bireysel benlikle, işte düşünceyle, duyguyla, sezgiyle, şununla, bununla vesaireyle algılamaya çalışır. Dolayısıyla hiçbir zaman algıladığın şeyle senin algın arasında tam bir mutabakat olup olmadığını bilemeyeceksin. Ya ben bir şey görüyorum ama gördüğüm şey gerçekten öyle mi? Bunu hiçbir zaman tırnak içinde bu yaklaşıma göre hiçbir zaman netleştiremeyeceksin. Dolayısıyla algıma göre, düşünceme göre, hissiyatıma göre, sezgime göre demek zorunda kalacaksın. O yüzden de bu yaklaşıma sahip olanlar hakikat bilinemez diyorlar. Ama insanın başka bir melekesi de var mı? Veya deyim yerindeyse düşüncesiz, tırnak içinde söylüyorum, düşünce olmaksızın yani, duygu olmaksızın, beş duyu olmaksızın bir şey idrak edilebilir mi? Böyle bir imkan var mıdır insanda? Temel soru bu aslında. Böyle bir imkan var diyenler, o zaman bu imkan insanı hakikate yaklaştırabilir ve hakikati idrak etmesini sağlayabilir. Ama böyle bir imkan yoktur derse bir kişi de, bu da bir yaklaşım tarzıdır. Eğer böyle bir imkan yoksa o zaman hakikat de bilinemez. Yani sahte benlik hakikati de ticarete koyar ve aslında gerçeğini algılayamaz zaten. Tabii. Yani aslında o yüzden eğer dikkat edilirse şunu da görmek mümkün. Hiçbir gerçek anlamda kamil bir insan, ermiş bir insan işte ben hakikati aradım, buldum, ben buldum, ben keşfettim, işte ben ulaştım demez yani. Hatta bunu hani bunu belki zahiren birine öyle söyleyebilir. Hani biri der ki buldum, o da buldum der. Ama hakikatte hiçbir ermiş insan, hiçbir aydınlanmış insan bireysel benliği üzerinden ben hakikati buldum, aydınlandım demez. Ben bazı öyle insanlar görüyorum, işte böyle bir şey okur, dinler. Yani dinlediği şey hakikatin ta kendisi de olabilir. Fakat hakikatin ta kendisi sen bu benlikle idrak edemezsin. La ilahe illallah en büyük hakikattir aslında. Ama sen bunun ne olduğunu bilemezsin. Yani tırnak içine. Zahiri olarak. Sınırlı bir varlığın mutlak varlığı gerçek manada hani ihata kuşatamamasını diyebiliriz. İşte hani Allah deyim yerindeyse mutlaklığını kimseye vermez veya böyle bir imkan yoktur. Yani daha doğrusu şöyle demek istiyorum. Sen olduğun müddetçe Allah'ı bilemezsin. Yani insanla Allah arasındaki en büyük engel insanın sahte kendisidir. Gerçek kendisi değildir.
Allah niye bu kadar zorlaştırmış hocam? Evet, gibi algılıyoruz. Halbuki o engeli koyan sens. Yani işte o tırnak içinde sen sende ölürsen Tanrı sende diriliğini gösterir derler. Mesela bu tür tabirler kullanırlar. Veya işte böyle halka kadar inmiş bir atasözü veya böyle bir deyim gibi olmuş. İşte çekilirsen aradan kalır seni yaradan demiş aslında. Yani hakiki anlamda bilgiye, hakikate, Allah hakkında marifete ermen için senin şu anda kendini sen olarak algıladığın benlik düzeyinden kurtulman gerekir. O yüzden hani Allah'ı neyle buldun der, sorarlar bir arife. O da der ki Allah'ı Allah'la buldum. Yani Allah sana kendinden bir idrak verir ve sen onunla idrak edersin ve idrak ettiğinde şunu da idrak edersin. O benlikle bunlar asla idrak edilemezdi. Yani bu sınırlı, işte doğmuş, şu an yaşayan, işte beş duyusu olan, İşte aklına veya duygularına çok güvenen bu benlik bilinciyle hakikat idrak edilemez. Yani hakikat senin zihnine, aklına, mantığına, muhakemene yansır. Yani buradan dersin ki mesela işte bu kainat mutlaka bir ilim, irade sahibi bir varlık tarafından oluşturulmuştur. Ya aleme neredeyse büyük bir bilinç atfedeceksin ya da diyeceksin ki bu ilim, irade sahibi bir varlık tarafından yaratılmış. Bu nedir? Aklın inanmasıdır deyim yerindeyse. Aklın kendince bir şeyi idrak etme tarzıdır. Bu kötü bir şey değildir ama eksik bir şeydir. Yani hakikati doğrudan doğruya idrak etmeye nispetle eksik bir şeydir. O yüzden bütün kadim öğretilerde düşüncenin, mantığın, muhakemenin, bireysel benlik bilincinin idraki ve bu idrakin ürünleri ile birey üstü, birey ötesi, şu anda içinde bulunduğumuz bilincin ötesinden idrak edilen şeyler birbirinden ayrı tutulmuştur. O yüzden mesela işte felsefi bilgi ile hakiki manada Kur'an'ın ifade ettiği manada hikmet birbirinden ayrıdır. Ama işte modern zamanlarda felsefeye de hikmet denmiş vesaire vesaire. Yani O hikmetle o hikmet birbirinden ayrıdır. Ürünleri de ayrıdır. Mesela peygamber hani kendisini mesela işte ben çok çalıştım, vahiy aldım diyor mu mesela? Böyle bir şey var mı? Hiç böyle bir metin görmüyoruz değil mi? Ya işte ben böyle çok inzivaya çekildim, şunu yaptım, bunu ettim, vahyi elde ettim. Böyle bir şey var mı? Yok. Neden? Çünkü böyle bir şey doğası gereği olamaz. O yüzden bugüne kadar hiçbir filozof da veya işte hani çok çalışan böyle hırslı tipler vardır böyle işte göstereceğim hepinize, aydınlanacağım size göstereceğim aydınlandığımı dese, hırsla bu yola girse bir yere varamaz. Yani vardığı yer hakikat değildir. Hocam artık ben filozofayla İşte onların içinde de o hakikati böyle dolaysız olarak idrak edebilen tabii insanlar olmuş olabilir. Yani ben oraya çok fazla girmiyorum çünkü çok fazla analiz etmedim o açıdan ama evet buna dair oralarda da bazı işaretler var. Mesela Aristo yaklaşımı işte daha rasyonel, mantıki, muhakemeye dayalı,
tırnak içinde birilerinin çok abarttığı işte us esaslı. Aslında modernitenin yani bir anda çıkış noktası. Tabii tabii. Yani böyle bir şey her zaman vardı. Hatta şunu da ifade edelim. Aslında felsefenin doğuşu o öbür doğrudan bilginin imkanları demeyeceğim de yani doğrudan bilginin idrak edilmesinin azalmaya başladığı dönemden sonra başlamıştır aslında. Zaten felsefenin maksadı da seni o doğrudan bilgiye ulaşmaya uygun hale getirmektir. Hatta kimin sözü bilmiyorum. İşte felsefe ölmeyi öğrenmektir diyor. Mesela büyük bir filozof hangisi bilmiyorum. Yani aslında ne demek felsefe ölmeyi öğrenmektir? Senin o sınırlı benlik bilinciyle kendine, varlığına bakışının ortadan kalkması gerekir. Felsefe seni ölüme hazırlar deyim yerindeyiz ama maşallah günümüzde felsefe okuyanlar bırakın ölüme hazırlanmayı, egoları iyice dirilip, rasyonel aklı da yüceltip baş köşeye koyup, millete ahkam kesip, işte felsefe okumak bambaşka bir şey gibi böyle bir enaniyete, bir kibire kapılıyorlar. Halbuki dediğim gibi bu eski Yunan'da da öyledir, Uzak Doğu'da da öyledir, İslam vesaire başka geleneklerde de öyledir. Dolayısıyla biz hani geçen hafta bir konu başlığımız vardı. Nereden başlamalıyız? Yani biz şu an mevcut olan bir yeri referans alıyoruz. Yani insan nedir diye sorulduğunda aslında modern insanın şunu demesi lazım. Bilmiyoruz yani. Yani doğal cevap bu aslında. İnsan nedir? Bilmiyoruz. Bir psikoloğa insan nedir diye sorulsa vermesi gereken doğal cevap şudur. Bilmiyoruz. Bir psikiyatriste sorulsa bilmiyoruz. Neden? Çünkü bilmiyorsun yani. Hakikaten bilmiyorsun. Ama mevcut durumu referans alıp insan arzu ve korkuları arasında salınıp duran işte id, ego, süper egodan müteşekkil bir varlıktır deyip çıkarsın. Ha, burada inanacak bir sürü insan bulursun. Zaten karşıdaki de ne yapsın gariban? Koskocaman adamlar söylüyor bunu. Koskoca profesörler söylüyor. Sen mi daha iyi bileceksin? Hani kimse de sormuyor ki. Ha bunların bildiğini nereden biliyoruz? Değil mi? Bunlar gerçekten hani insan olmakla dair tam bir farkındalıkla mı bunu söylüyorlar? Hatta bakın tasavvufta bile ne denir? Bazı veliler vardır. Yolda eser yazmışlardır. Bir de bazı veliler vardır. Yolu tamamlamış, en azından hani belli bir temel noktaya varmış. Ondan sonra eser yazmış. İşte hani yolculuğunu tamamlayan kişinin yazdığı eser daha muteberdir. Neden? Çünkü öbüründe ikisi birbiriyle karışıktır. Senin bunları tefrik edebilmen gerekir. Ama öbürü yolu tamamlamış, sana tamamlandıktan sonra bir şeyler aktarıyor. Onun divanı, onun eseri daha muteberdir. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Bulunduğumuz yerden başlıyoruz. Mesela bugün böyle bir seminerden çıktım. İşte soru soruyorlar. Hocam diyor ben kendimi bir türlü sevemiyorum. Tamam. Güzel. Bak buradan yani kendi varlığını tanımlamaya buradan başlama. Hani nereden başlamalıyız derken iki türlü bunu anlamak lazım. Bir, gerçek anlamda kendimi tanımlamaya nereden başlamalıyım? İki, çalışmaya nereden başlamalıyım? Çalışmaya buradan başlayabilirim. Diyebilirsin ki ben kendimi sevmiyorum. Kendimi de bir türlü sevemiyorum. Bütün insanlar da beni sevse kendimi sevemiyorum. Veya ben kendime güvenemiyorum. Çalışmaya bunlardan başlayacaksın.
Yani bunlar nedir diye başlayacaksın ama bunu doğrulayarak değil. Bu nereden geliyor? Bunun kaynağı ne? Bunun tarihi ne? Mesela sen doğarken mi kendini sevmiyordun acaba? Öyle bir şey yoktu muhtemelen. Doğarken mi kendine güvensizdin? Hayır değil. Ki doğmadan evvelki tarihine bakmıyoruz bile. Veya doğarken mi ben herkesi geçeceğim veya ben beceriksizin tekiyim mi diyordun mesela? Demiyordun. Doğarken kıyaslama yapıyor muydun? Kıyaslamıyordun. Hani hep örnek veriyorum. Biz şu anki kafamızla bir yaşında olsak muhtemelen, yani oran abartmayayım ama %70'imiz yürüyemeyebilirdi. İşte ben niye yürüyemiyorsun arkadaşım? Ya ben kendime bildim bileli güvenemedim. O yüzden böyle dört ayak üzerinde yürümeyi tercih ediyorum diyecektik. Neden? Çünkü yürüme konusunda kendime güvenemiyordum ki. Birkaç defa denedim, düştüm. Bir daha da denemedim. Böyle demiyor muyuz bazen bazı konularda kendimize? Eğer bu kafayla bir yaşında olsaydık öyle diyecektik. Veya etrafımızda birkaç kişi yürüyor olsaydı, biz yürüyemeseydik acayip bir ne yaşayacaktık? Aşağılık kompleksi. Değil mi? Travmatize olacaktık falan filan. Dolayısıyla aslında biraz dikkat etsek şu anda mevcut olan durumumuzun hani başlangıç noktası olmadığını görebiliriz. En azından bunu görmeye çalışabiliriz ve görebiliriz. Yani benim şu andaki kendimle ilgili düşüncelerim, işte ben başarılı olmak istiyorum, ben değerli olmak istiyorum, ben güçlü olmak istiyorum, ben işte bir ortama girdiğimde fark edilmek istiyorum, onaylanmak istiyorum. Ya ben huzur olmadan yaşayamam, etrafım huzurlu olmalı yoksa huzursuz olurum. İşte birilerine güvenmek zorundayım, kendime de güvenemiyorum, birilerine de güvenmek zorundayım ama birilerine de güvenemiyorum, o yüzden çok kötüyüm. Bütün bunlar nedir? Senin başlangıç noktan değildir. Ama sen bunları başlangıç noktası diye kabul edersen ne olur? Kendine yaşarken güzel bir hapishane veya mezarlık inşa etmiş olursun. Bir çocuk kaç defa düştüğünde yürümekten vazgeçiyor? Var mı sayısı? Hatta böyle bir çocuk da yok zannediyorum yani. Bütün çocuklar bir şekilde eğer fiziksel bir şey yoksa yürüyor yani. Hani ya işte bazısı 50'sinde pes ediyor, bazısı 100'de. Öyle bir şey var mı? Yok. Neden? Çünkü aslında doğal bilincin bu şekilde ilerlemiyor. Bunun üzerinden kimlik üretmiyorsun. Yani oturup ya işte iki defa, üç defa yürümeye çalıştım ama yürüyemedim. Böyle şu an emekliyorum. Kendimi de çok kötü hissediyorum. Yani yaşamak istemiyorum. Ve bunu hatırladıkça böyle moralim bozuluyor diyen bir çocuk var mı? Yok. Niye yok? Çünkü henüz o sahte kendilik tam olarak oluşmamış. Oluşmadığı için de sen onun üzerinden yaşamıyorsun çocuk olarak, bebek olarak. Ama şimdi aman o kadar çok hikayen var ki, o kadar çok. Sevilmiyorum, ailem bana gereken şeyi göstermedi, ben kendimi çok dışlanmış hissettim, değersiz hissettim, eksik hissettim, kendimi ispat etmem gerektiğini düşündüm. 40 bin tane hikaye üretebiliyorsun, üretmişiz. Peki ne yapacağız bunları? Yok mu sayacağız? Hayır, yok saymakla yok olmuyorlar. Bilincin ışığıyla bunları gözlemlememiz gerekir. Yani bak bunlara ama kendine bakıyormuş gibi değil. Bir düşünceye bakıyormuş gibi. Bir duygu durumuna bakıyormuş gibi. Kendine bakıyormuş gibi değil. Yani bir nevi çıkar ve bak. Bir bak bu düşünce nedir? Nereden geliyor? Bak o düşünce gelince seni bir alıyor, götürüyor, böyle paçavraya döndürüyor seni. Kendime güvensizim düşüncesini alıyorsun. Kendini böyle hiçbir şey yapamayan, beceriksiz, yetersiz biri haline getiriyor. Veya sevilmiyorum diye bir hikaye seni alıyor.
Zaten beni bu hayatta kim sevdi ki? Bakıyorum kimse de sevmedi o kadar ya. Sevenler de hep yarım yamalaksa, hepsi de bencilce sevdi falan diyorsun. En son elinde ne kalıyor? Elinde bir paçavra kalıyor. Peki bu musun sen? Ya de ki kardeşim ben buyum ya. Hani oraya da cesaretle bak. Ben buyum. Sevilirsem varım, sevilmezsem yokum. Başarırsam varım, başaramazsam yokum. Ya bunu kabul et, açık. Öyle yaşa. Ben böyle tercihte bulundum. Doğru olup olmadığını bilmiyorum ama böyle kabul ediyorum. Orada devam et. Hiç olmazsa ikileme düşme. Ya böyleyim de devam et ona. Bir şey bulursan bak yani. Bulamazsan da ya bu sahte bir şey veya ya bak böyle başarırsam iyi olur dedim ama bir şeyler başardım. Sonra o benlik ama dedi şunu başar. Onu da yaptım hani şey gibi bu. Benim İstanbul'da hani veya Mardin'de gördüğüm en yüksek dağ 1000 metre, 1500 metre falan. E çıktım tepesine. Sonra biri diyecek ki abi Güneydoğu'nun veya Doğu Anadolu bölgesinin en yüksek tepesine çık diyecek. Oraya çıkacağım ama Asya'nın en yüksek tepesi, bilmem nerenin en yüksek tepesi. Bak bitmeyen bir şey var. Dikkat edin. Size mutluluk hikayesi anlatan benlikler hiçbir zaman aslında doymuyorlar. He, doymadığını anlamamak gibi bir noktada da olabilirsin. O nokta ne biliyor musunuz? Size anlatılan mutluluk hikayesini bir türlü elde edememişsinizdir. O en dramatik durumdur bir insan için. Mesela çocuğum olsun istiyorum ama çocuğum olmuyor. Hadi bakalım. Ömür boyu bununla gidebilirsin. İşte bilmem nerede birinci olmak istedim ama olamadım. Ömür boyu o hikayeyle gidersin. Ulaşamamışsın. Ve o benlik yani sana şununla mutlu mutmain olabilirsin. Aradığın bu diyen hikayeye bir türlü ulaşamadığın için ve derin de düşünmediğin için o hikayenin sahte olduğunu bir türlü anlayamazsın. Ya bakın buna imkansız demiyorum. Mutluluk hikayene ulaşamamışsan bu hikayenin sahteliğini anlayamazsın demiyorum. Ama anlama ihtimalin çok az. Anlayabilirsin, derinlemesine düşünmen lazım. Ben bazen bana eskide gelir böyle insanlar de evli mesela çocuğum olmuyor. Hey diyorum problem ne? Ama diyor çocuğum olmuyor diyorum. Daha diyorum problem ne? Ben diyor eksiğim diyor. Kadın olarak kendimi eksik hissediyorum falan filan. Bu sadece kadın her şey değil. Hani erkeklerin böyle cinsel iktidarları bir sabah kalktıklarında yok olsa ne hissederler? Oturup düşünsünler bakalım. Bir eksiklik hissederler mi? Etmezler mi? Yani bakın hikayelerimiz bitmiyor. Şunu derdim ben o kadınlara. Derdi ki bak benim annem 10 doğum yapmış, 8 çocuğu yaşamış uzun süre. 2 çocuğu ileri yaşlarda ölmüş falan. Yani annemin diyorum başı göğe ermedi. Yani ben annemi böyle ermiş olarak görmedim. Yani insanın çocuğu olunca ermiyor. Ve evlenince ermiyor. Ama evlenmeyenler ereceğim zannediyor evlenince. O da ayrı bir konu. Onun için diyorum yani oturup bir şeyi bir tart ya. De ki... Ya Allah Allah ne kadar ilginç. İşte çocukken şöyle düşünürdüm, şöyle olunca böyle düşündüm, öyle olunca böyle düşündüm ama ya burada bir oyun dönüyor yani. Ben de oyunun içinde sürekli dört dönüyorum. Yani burada bir problem olsa gerek yani. Uyanman gerekmez mi yani? Biri sana diyor ki, abi bak şu dağa tırman tamamdır. Tırmanıyorsun ama diyor o bir tane daha dağ var, o daha büyük diyor. Git ona tırma. Ona tırmanıyor, sonra diyor git öbürüne tırma. Dünyanın en yüksek dağına tırmanıyorsun, uzaya çık. Yani bitmiyor ya, bitmiyor. Yani sürekli ilerideki bir şeyin sana mutlu olacağın, huzur bulacağın, mutmain olacağın bir şey gibi anlatıyor. Yani durup bu hikayeye bakman gerekmiyor mu? Gerekiyor. Yani bakmazsan ne olur? Eğer o hikayedeki hedefe hiç ulaşamadıysan geçmiş olsun. Ömrün boyunca mahrumiyet hissi içinde yaşayacaksın. Mesela bazı insanlar vardır böyle, işte bir şekilde bir nedenle üniversite okuyamamıştır. Bir bakıyorsun böyle,
üniversite okuyanlara böyle şey gibi bak, ah ben de bir üniversite okuyacaktım. Abi hepimiz okuduk, ben üniversite okudum da ne oldu yani? Veya birileri okudu da ne oldu yani? Bir yere mi çıkıyorlar? Böyle bir şey yok. Yani böyle bir durum yok. Ama bir şey sana, içeride bir şey sana varmış gibi gösteriyor. Bir şey sana sürekli bir şeye dair bir hikaye üretiyor. Ben bunu anlatıyorum, bazı insanlar diyor ki ama hocam diyor, olsa iyi olmaz mı? Ya bak ben sana kötü olur demiyorum bak. Ama şunu diyorum bak, bu senin varlığını tanımlayacak, varlığını tanımlayacak ve tamamlayacak bir şey değil. Bu gözle bakma. O yüzden Kur'an-ı Kerim insanlara, dünyaya, şuna buna meyletmeyin der. Bu şu demek değildir. Mesela yemeğe meyletmeyin. Yani ne demektir örnek desek? Yani yemek için yaşama. Böyle çok güzel şeyler yersem çok kaliteli bir hayat yaşamış olurum. Kendimi de çok iyi hissederim. Bak böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Kuru ekmek de yiyebilirsin, bilmem ne de yiyebilirsin. Sadece bedeninin yemeğe ihtiyacı var. Bu kadar. Abartma bu işi. Abartırsan bir sahteliğe düşersin. Bakın Adem kıssasına tekrar dönüyorum. Allah'ın yasakladığı bir şey yok. Yanlış şekilde yanaşma dediği bir şey var. Yaklaşma, buna yanlış bir şekilde yaklaşma. Bizde var ya böyle bazı psikoloji kitaplarında işte insan niye ürer? Sanki böyle incelemişler de niye ürer falan. İşte insan soyunu devam ettirmek için ürer. Hatta bunları hayvanlara bile yüklüyorlar bu mantığı. Ya hayvan ne anlar? Kediler toplanıp ya bir soyumuzu devam ettirmek lazım. Bu çok önemli bir şey. Aslanlar toplanıp bizim de soyumuzu devam ettirmemiz lazım falan mı diyorlar? Böyle bir bilinç mi var? O hayvana sen çiftleşmeye dair hormonları olmasa, buna dair bir dizayn olmasa, salak mı gidip çiftleşecek, gidip anne olacak, bilmem ne olacak, o yükü taşıyacak? Ya kafası mı basıyor acaba? Abi bizim de soyumuzu devam ettirmemiz lazım falan mı diyorlar? Ama bakın, cahil bazı bilim adamları hayvanlara bile bunu yüklüyorlar. Hadi insana bunu yükledim çünkü insan sahte benlikleri yüklenebilir bir varlık. Abi bizim soyumuzu devam et, bizim aşiretimiz büyümeli deyip var öyle insanlar. Ya onlar da ayrı bir cehalet. Ama bak dikkat et. Hiçbir şey senin varlığını, tanımını, tamamlılığını ve devamlılığını sağlamaz. Böyle bir şey yok hayatta. Ama bakın Müslüman olduğumuz halde ne yapıyoruz? Abi soyumu devam ettirme. Lan sen kimsin ki soyunu devam edin? Sen çok muhtemel biri misin ki soyun devam etsin? Hani evliya ermiş falan olsana diyeceğim ki tamam bak biraz hak ediyor falan. Nesin ki soyunu devam ettireceksin? Allah sana bu konuda hani bir nesil, bir tür daha doğrusu devam etsin diye her varlığa kendine göre bir çoğalma güdüsü vermiş. Bakın yemek yemek bile iştahımız olmasa yemeyiz değil mi? Yani vücudun ihtiyacı var diye yemiyorsun aslında, dikkat et. Sana iştah verilmiş, o yüzden yiyorsun. Yoksa yemek yemek bize ne kadar ağır gelirdi. Değil mi? Mesela hiç lezzet almıyorsunuz, tad almıyorsunuz. Tat tomurcukları yok, dilinizde tat tomurcuğu yok. Koklama becerisi de yok, o da yok. Emin olun yemek yemek size eziyet gibi gelebilirdi. Bütün bunlar ilahi irade tarafından konmuş. Neden? Beden biyolojik canlılığı devam etsin. İşte nesil devam etsin. Yoksa benim varlığım, hayır senin varlığın bu değil. Hiçbir şeyi kendi varlığının parçası olarak görmemelisin. İşte Allah'ın Adem'e yani insanoğluna, hepimize, her birimize hatta söylediği şey budur. Allah sana şu anda da söylüyor. Bak evladım diyor deyim yerindeyse. Bu ağaca yaklaşma. Neyle yaklaşma? Seni ebedileştireceği zannıyla yaklaşma.
seni melekleştireceği, yani seni böyle mükemmel hale getirecek zahiri olarak. Böyle bir niyetle bir şeye yaklaşma diyor. Aslında biraz Kur'an'a dikkat ettiğimizde bunu görebiliriz. Nereden? Şeytan Adem'i nasıl aldatıyor? Yaklaş abi falan mı diyor? Hayır, diyor ki ebedileşesin diye. Hani Allah diyor ebedileşmeni istemiyor. O yüzden yaklaşma dedi. Melekler gibi olmayasın diye. Ebedi bir mülke sahip olmayasın diye. E şimdi biz nasıl yaklaşıyoruz bu aleme? Ebedi bir mülke sahip olmak için adam diyor ki abi ölünce adım devam etsin. Ya sen hangi, neyle beslendin ya? Sen nasıl bir varlıksın yani? Neyin devam edecek? Sen nesin yani? Veya internette görürsünüz Instagram hesaplarında. İnsan öldüğü gün ölmez. Ne zaman ölür? Onu tanıyan en son insan öldüğü zaman ölürmüş. Saçmalığın süslenmiş halleri bunlar. Allah sana diyor ki sen benimle varsın. Bitti. Ama sen yanılıyorsun. Ebedileşmek istiyorsun güya. Kendi egonla ebedi. Halbuki Allah sana ebedi bir hayat da vermiş aslında. Ama ben bazen birilerine diyorum ki cennete gideceksin ama dünyadaki maceranı unutacaksın. Olmaz diyor. İlla hatırlayacağım. Niye? Çok mu matah bir şey? Yani hatırlamasan olmaz mı? O kadar gömülmüş ki hatıralarına, diyor ki dünyada yaşadıklarımı da hatırlamam lazım. Halbuki hatırlamasan ne olur ki yani, değil mi? Ama ego o kadar oradan besleniyor ki hatırlamam lazım. Çünkü kendini bundan ibaret zannediyor. Halbuki ben yaşadığım her şeyi unutmak istiyorum. Ama hani sevmediğim için değil. Unutursam kendimi daha çok hatırlayabilirim. Ama işte annem bu, babam bu, dedem bu, anam bana böyle davrandı, babam bana şöyle davrandı. İşte 8 kardeşlik hiç görünmüyordum, farkıma bile varılmıyordu. Bir gün bile anam beni seviyorum demedi falan. Şimdi bunları mı hatırlayayım? Bunların üzerinden kendimi mi inşa edeyim? Ne kadar sahte bir şey. Orada bir şeyler yaşanmış yani, iyi kötü. Olumlu, olumsuz. O bir deneyim yani. O beni inşa etmiyor ki. O yüzden diyorum unutmak güzel bir şey olur. Ama hani düğmeye basıp unutacak halimiz yok. Çare ne? Onun üzerinden kendini tanımlama. Ben geçmişte hatırladığım her şeyi anlatabilirim. İyi kötü. Ama onları kendim diye anlatmıyorum. Mesela bazen birine çocukluğunu soruyorsun. 6-7 yaşında bir olayı anlatıyor. Başlıyor ağlamaya. Neden? Çünkü halen kendini o olayın öznesi zannediyor. Halen diyelim ki sevilmediğini anlatırken üzülüyor, ağlıyor, kendini kötü hissediyor. Neden? Çünkü halen o çocukluktan sevilmeyen bir hatıra halen kendisinde kendi gibi duruyor. Halbuki o bir deneyimdi ya. Annen garip bir insan olabilir, narsist olabilir, megaloman olabilir. Şu olabilir, bu olabilir. O bir insan. Allah seni onunla, dikkat edin, Allah seni onunla yaratmadı. Allah seni onu kullanarak bedensel olarak yarattı. Ruhsal olarak zaten ilgin yok. Allah'ın üflediği bir şey. Biyolojik ve genetik olarak, biyolojik genetik olarak bir ilişkin var. Ama ruhsal olarak öyle bir varlık değil ki. Sen ne bir annenin evladısın, ne bir babanın evladısın. Allah'a aitsin. Onunla varsın. Ama ne olmuş? İşte kendini ispat edeceksin ya, bir şeyle ispat edeceksin. Bir şeyle var etmeye çalışacaksın. Bir şeyle göstermeye çalışacaksın. Sevilebilir biri olduğunu birilerine ispat edeceksin. En başta kendine ispat edeceksin. İspat etmen için seni seven birini bulman lazım. Bulamadıysan ayvayı yedin. Nasıl bir hayattır bu? Böyle bir şey olabilir mi? Buradan mı kendimizi tanımlamaya başlayacağız? Buradan kendimi tanımlarsam bu doğru bir yerden başlamak anlamına mı geliyor? Yoksa evet böyle bir hikaye var. Ben de bu hikayeye tutunmuşum.
bu hikayenin parçası kendimi zannetmişim. Bu hikayenin üzerinden kendimi tanımlamışım. Ama ben anneyle, babayla, yaşadığım ortamla, birilerinin bana davranışıyla, birinin beni hoş görmesiyle, görmemesiyle, dikkate almasıyla, almamasıyla, sevmesiyle, terk etmesiyle var olan biri değilim ki. Ben varım ve bunları deneyimledim. Buraya geldiğimiz zaman işte orada kendi asli deyim yerindeyse başlangıcımızı keşfetmeye başlarız. O yüzden yani Muhammed Abdullah'ın yetimi falan değildir yani. Bizde bazen İslami literatürde böyle şeyler oluyor. Abdullah'ın yetimi, bilmem neyin neyi falan filan. Hayır, Muhammed Allah'ın kuludur. Bu kadar. Resulü bile sonra gelir. Muhammed Allah'a aittir. Hazreti Muhammed'in tanımı budur. Senin de tanımın budur, benim de tanımım budur. Ben Allah'a aidim. Onun sevgisiyle, ilmiyle, iradesiyle var edilmişim. Zaten ilmen ondayım. Sonsuz ilmiyle ondayım zaten. Geçen bir arkadaş gösterdi işte bu Mantıkut Tayrı'da. İşte diyor ki sen diyor ondasın, değil mi? Ondansın ve onunlasın. Bakın onunlasın, bu anlaşılabilir bir şey. Ondansın, bu da biraz anlaşılabilir bir şey. Ondasın diyor. Şu anda da böyle. Evet, şu anda da hepiniz onunlasınız. Hepimiz onunlayız. Ondanız ve ondayız. Ama şu an zihnimiz nerede? Hangi hikayelerde? Oraya bakın. O hikayeleri de görün. Onları görmezden gelmeyin. Sizi bırakmayan bir hikayeyi baskılayarak yol alamazsınız. Siz bıraktığınız zaman o hikaye zaten geride kalmış olur. Sizin onu bırakmanız gerekir. O yüzden dedim, aslında mevzu bir şeyi unutmaktır. Yani ben böyle bütün yaşadıklarımı keşke unutsam der bazı insanlar. Çünkü yaşadıklarından rahatsızdır, memnuniyetsizdir. Keşke unutsam, keşke böyle bir ailem olmasaydı, keşke böyle bir süreç yaşamasaydım. Halbuki yok, unutman gerekmiyor. Kendini ona bağlamaktan, kendini o olaylara, o olaylar sırasında yaşadığın duygular üzerinden tanımlamaktan kurtulman gerekiyor. Eğer onları bırakırsan, bu onları unutmak anlamına gelmiyor. Doğru dosyalamak anlamına geliyor. Doğru dosyalamak. Bir şeyi doğru dosyalarsanız hiçbir mahsuru yok. Hazreti Yusuf her şeyi doğru dosyalamış. Hiçbirini unutmuş mu? Yok. Peki hiçbiri üzerinden kendini tanımlamış mı? Hayır. Hiçbir şey üzerinden kendini tanımlamamış. Ama hafızasında bütün olaylar var. Yoksa konu olayları unutayım diye. Bugüne kadar yaşadığınız olayları unutsanız ne olur ki? Tekrar aynı kafayla olayları yaşamaya, bugünden itibaren yaşamaya devam edeceksiniz. Kim beni seviyor, kim beni anlıyor, kim bana destek oluyor, kime güvenebilirim? Bunlarla yaşayacaksınız. Gene hikaye üreteceksiniz. Mesele hikaye üreten o programın farkına varmak. Hikaye ürettiğinizin farkına varmak. Hikaye üreten zihninizin farkına varmak. Bu hikayeye inanmadıktan sonra hiçbir mahsuru yok. Bir olayı unutmanız gerekmiyor. Ben şimdi beni sarhoş eden doktoru unutmuyorum. Allah selamet versin. Hatırladığımda öfke de duymuyorum. Kendimi şanssız da görmüyorum. Yani ne kötü bir kaderim varmış da demiyorum. Neden demiyorum? Çünkü bunlar saçma şeyler yani. Bu kadar saçma bir şey. Hatırladığımda sadece bir olay olarak hatırlıyorum.
kendimle ilgili bir şey ya. Ben şanssızım işte. O zaman böyle param olacaktı, özel doktora gidecektim. Hiçbir hikaye yok. Ya şöyle olsaydı, keşke o etmeseydi. Ya bak, olmuş bitmiş bir şey. Olmuş bitmiş bir şeyi neyini değiştireceksin? Olmuş bitmiş. İyi kötü her neyse. Olanı gör, anla, hayata devam et. Hiçbir şeyle kendini tanımlama. Hiçbir şeyle. Duygu üretmemekten bahsediyorsun. Hayır, duygu üretmemekten de bahsetmiyorum tam olarak. Bir duygu ortaya çıkabilir. O duyguyu hani üretip üretmemek de %100 insanın elinde değil. O yüzden aslında burada duygunun kendisi değil problem. Biraz o duygunun üzerinden inşa edilen kimlikte yani. Mesela diyelim ki anne babam beni sevmiyordu. Örnek veriyorum. Annem babam dinlemediği için babam ölmüş zaten, annem de bir şey dinlemiyor. O yüzden şey yapmazlar. Bir ego üretmez. Diyelim ki anne babam beni sevmiyordu. Olabilir. Benim bunu yaşadım diyelim, böyle bir durumu. Ne hissettim? Ya hoş bir duygu değil. Bakın böyle bir duygu gelebilir. Bu duygu hoş değil. Yani karşıdan doğal bir sevgi veya doğal bir yakınlık veya ilgi görmüyorsun. Aslında bizde oluşan duygu ne? En doğal. Bu hoş bir şey değil. O kadar aslında. Ama hemen onun üzerinden ne oluyor? Beni sevmiyorlar. İşte atıyorum, kız çocuğuysanız, bir de doğulu falansanız oradan hikaye üretebilirsiniz. Zaten kızları pek sevmiyorlar. Oradan başka bir hikaye geçersiniz. Zaten arada bir çocuktum. Zaten annem de anlatmıştı, beni düşürmeye çalışıyormuş ama falan. Öyle hikaye alır başını gider. Bu hikayenin içinden ömür billah çıkamaz. Kardeşim, Allah yaratmayı dilemiş. Annem düşürmek istemiş ama Allah düşürmeye izin vermemiş. Bitti yani, bu kadar. Ben ne yapayım, annemle hesaplaşayım mı? Annem öyle değil de yani, olan hikayelerde anlatıyorum. Yani ne olacak, sen neyin peşindesin, neyin hikayesinin peşindesin? Kendini neyin üzerinden inşa ediyorsun? Allah sana ruhumdan üfledim diyor. Annen sana diyor ki seni düşürmeye çalıştım. Kime inanıyorsun? Allah'a mı? Annene mi? Deyim yerindeyse. Annenin hikayesi üzerinden mi kendini tanımlıyorsun? Allah'ın mesajı üzerinden mi? Allah diyor ki sana ruhumdan üfledim. Nereden başlaman lazım? Neye dikkat etmen lazım? Ama bak, kenarda da bir benlik duruyor ama diyor ben öyle hissetmiyorum diyor. Onun hikayesi var. Ona izin vereceksin. Önce bir konuşsun yani. Ama onun konuşmalarını kendin gibi algılama. Biraz gözlem yapmaya çalış. Biraz mesafe koy. Çünkü bakın, içinizdeki her kendilik hikayesi size kendinizi anlatıyor gibi anlatıyor. Sen diyor beni bir dinle. Sen benim ne acılar yaşadığımı biliyor musun diyor. Ah diyorum, başladı bir sahte kendilik hikayesi. Hadi dinle diyorum İsmail. Dinliyorum. Bu kendimin içinde de çıksa böyle dinliyorum. Diyorum ki hadi başla diyorum. İçeride bir İsmail çıkıyorsa başla diyorum. Bazen geliyor mesela, diyor ki ya işte bak, sen çok fedakarlık yaptın ama kimse senin fedakarlık yaptığın kadar yapmadı. Ufaktan başlar gibi oluyor. Gülümsüyorum yani. Neden? Sahte bir hikaye. Oradan ona yol versem oradan neler neler üretecek. Neler neler. İlkokuldan başlayacak, lise hayatıma, üniversite hayatım, bugüne kadar saçma sapan bir şey. İzin verirsen sana çok hakikatmiş gibi gözükür. Bakın, olaylar gerçek olabilir. Duygular da kısmen gerçek olabilir. Ama bazı duygular üzerinden olayları kendi kişisel sahte hikayeniz hale getirdiyseniz işte oraya dikkat edin. Bu bir özdeşleşmedir. Bu öldüğünüz andır. Gerçek kendinize karşı öldüğünüz andır. Yani hikayeye inandığımız anda özdeşleşmiş oluyoruz, evet. Ve kendimize. Yani kendilik hikayeniz. Bana kendini anlat. Ya sana kendimi anlatamam çünkü kendilik anlatılamaz. Birincisi bu. Ama
yaşadığım deneyimlerden bahsetmemi istiyorsan başlayayım. Şu tarihte bedenden doğdum. Yani Hazreti İsa'nın dilini kullanırsak öyle başlamamız gerekir. Şu tarihte bedenden doğdum. Şöyle bir anne tutumuyla karşılaştım. Şöyle bir baba tutumuyla, şöyle bir kardeş, aile ortamı falan filan anlatabilirsin bunu. Bakın bunu yaşadığım deneyim olarak anlatabilirim. Ama kendi hayatım olarak anlatamam. Çünkü bak kendi hayatın ruhani hayatındır. Mesela hayat çok berbat diyor. Hangi hayattan bahsediyorsun abi? Sen yaşadığın deneyimleri hayat zannediyorsun. Hayır. Sen ruhsal bir hayata sahipsin. Hak'tan gelip onunla devam eden ve ona döneceğin bir hayat bu. Ama bu deneyimler de bu hayat, bu hayat nasıl kötü olabilir? Ama hanımefendinin dediği gibi bu hayat, bu bilinç, bu varlık neyle örtülmüş? Yaşadığın deneyimlerle de örtülmemiş. Dikkat et. Yaşadığın deneyimlerle özdeşleştiğin için örtülmüş. Yaşadığın deneyimlerle özdeşleşmişse bunun üzerinden bir kendilik kılıfı oluşmuş. Bu o hakiki hayatı örtmüş. Yoksa benim hayatım Allah'ın Hay isminden geliyor. Bu hayat nasıl kötü olabilir? Ama bakın hayatı da nereye indirgiyoruz? Deneyimlerimize. Deneyimlerimiz üzerinden yaşadığımız duygulara indiriyoruz. Halbuki hayat berrak bir şeydir. Hayat nurani bir şeydir. Hayat asla kötü olmaz. Asla ben hayat çok kötü diyemem diyorsam cahilim. Cahilliğimi fark edeceğim, düzelteceğim. Hepimizde cehalet var, oluyor, olacak. Ama fark edeceksin. Abi hayat çok kötü. Sen bitmişsin o zaman. Ha, deneyimi üzerinden hayat çok güzel. O da cahil. Sevgilisi var, canım bir tanem. Sensiz uyuyamıyorum. Seni hayal ediyorum. İşte sen çok mükemmelsin. Sensiz bir hayat düşünemiyorum. Çocuk da dinliyor bunu. Çocuk da değil. Ego ya. İşte kaç yaşında olursa olsun. Hayat çok güzel ya diyor. Çok güzel bir hayat diyor. Yaşadığı bir geçici, olumlu bir deneyim üzerinden bu sefer hayat güzel diyor. O sevgilisi onu terk ediyor. Bu sefer hayat çok berbat. Bak sen neye hayat diyorsun? Deneyime hayat demeye başlamışsın. Halbuki hayat Allah'ın Hay isminin bir tecellisi. Biyolojik hayat onun küçük bir ayrıntısı. Yoksa hayat, biyolojik hayat bitince bitmiyor. Sen Allah'ın Hay ismiyle dirisin. Peki nasıl hayat kötü diyebilirsin? Açlıktan ölsen bile hayat kötü dememelisin. Diyemezsin. Çünkü hayat kötü değil. Beden açlıktan ölür, bedeni bırakır gidersin. Bu kadar rahatsanız bilmiyorum. Yoksa sabah akşam aynaya bakıp ben nasılım, güzel miyim işte falan diyorsanız da bedeni o kadar rahat bırakamazsınız. Değil mi? Öyle insanlar var. Yüzünde bir sivilce çıkıyor. Dünyası kararıyor. O derece. Değil mi? Ne kadar özdeşleşilmiş değil mi bir şeyle? Dolayısıyla dikkat etmemiz gereken şey çok basit. Bir, gerçek kendini şu anki bilincinle tanımlama. Gerçek kendini tanımlamaya nereden başlamalısın? Allah'tan başlamalısın. Allah beni sonsuz ilminde iken sevdi ve tezahür alemine gönderdi. Ben ondayım. Halen de ondayım. Onunlayım. Değil mi? Onunlayım. Ve ondanım. Böyle başla. Burası böyle. Psikolojik düzeydeki özdeşleşmelerine evet, seni en çok meşgul eden, seni en çok böyle düşüren, zihninde en çok mevzusunu döndürdüğün ne ise oradan başla. Ben nasıl bir hikayeye kapılıyorum? Ben normal bu günlük bilinçte hangi hikayelere daha çok kapılıyorum? En büyüklerini al. Böyle küçüklerle o kadar uğraşma.
Çünkü onlar hani ego, büyük ego sana küçük yemler atar, onlarla uğraştırır. Sen büyüklerini al. Kendini tanımladığın hikayelere bak. Seni en çok ne meşgul ediyor? En çok ne mutlu ediyor tırnak içinde? Hani seni mutlu eden hikayenin içeriğine bak. Seni en çok mutsuz eden hikayelerin içeriğine bak. Buralardan ayrışma, farkındalık ve aydınlanma yolunda bir başlangıç yapabilirsin. İlkesel olarak Allah'tan kendini tanımlayacaksın. Oradan başlayacaksın. Durumsal olarak da mevcut durumda seni en çok alıp yerden yere vuran, mutsuz eden, bazen de böyle çok mutlu eden bu hikayelere dikkat et. Onları çözümlemeye çalış. Evet. Sultan Süleyman, yani Süleyman Peygamber en güzel şekilde yaşamış ve bedeni bırakmış, kimsenin farkında değil, sadece o şeyi, evet, kurtlar bayanda şey yediğinde bedeni bırakıp gittiğinin farkına varılıyor. O bedeni bırak gittiğince... Evet. Yani biz arkadaşlar bedene çok bağımlı hale getirilmişiz yani. Çok özdeşleştirilmişiz. Ben hani eski nesili de kısmen tanıdım ama bu hani eski nesil mükemmel de anlamında değil ama yaşadığımız bu çağda, yaşadığımız bu süreç bizi bedenimize çok indirgemeye çalışıyor. Hatta tekasür süresinde gidip şeyleri... Evet, yani mesela örneğin benim annem bile hani babama saçların dökülmüş git diktir demiyordu ama bana diyor mesela. Yani bu kötü bir şey yani. Hani annemi bile asimile ediyorlar, etmeye çalışıyorlar yani. Seni diyor kim beğenecek diyor falan filan diyor. Ya diyorum anne bırak bunları, sen olgun insansın, sen Kur'an okuyan insansın. Ama onu bile etkiliyorlar. Neden? Etrafta birilerini görüyor falan, onların söylemlerinden etkileniyor. Bakın dikkat edin, 80 küsur yaşında kadın bile hani doğru düzgün fazla bir şey dinlemez, Türkçesi de kıt olduğu halde etkilenmiş yani. Bizim bilincimizi düşünün. Dikkat etmemiz gerekiyor. Neyden etkileniyoruz ve bunlar bizi nerelere indirgiyor? Ne tür hikayelerin tuzağına düşürüyor? O yüzden de aynı zamanda şunu unutmayalım. Herkes hikayesine de kapılmayın. İşte herkes öyle. Bu yanlış bir şey. Hatta bir alime işte söylüyorlar işte, sen insanları imana, hakikate, manevi değerlere çağırıyorsun. Halbuki herkes dünyadan pay kapma yarışında, herkes dünyalık elde etmeye çalışıyor. Sen ne diyorsun diyor, diye soruyorlar. O da diyor ki, herkes kabir kapısına kadar sana yolculuk edebilir. Dolayısıyla herkes dediğin nedir? Neyi referans alıyorsun? Ve aynı zamanda şuna işaret ediyor. Ölümü öldürebildin mi diyor. İnsanın aczini ve fakrını ortadan kaldırabildin mi? Yok. Bunu kaldıramadıysan o zaman sen nasıl tamamen dünyaya odaklı bir bilinçle yaşayabilirsin? Bu hayatın bir manası var. Başlıyor ve bitiyor. Niye başlıyor, niye bitiyor? Bunu sormayacak mısın? Ben nereden geldim, nereye gidiyorum? Bunu sormayacak mısın? Belki ne bileyim, bunlar böyle uzun sorular. Ben bakıyorum herkes nasıl, ortalamasını alıyorum. Ben de öyle yaşıyorum. O zaman herkes tuzağına düşmüşsün. O yüzden nelerle kandırıldığımıza bakmamız gerekiyor. Kimse bizi kandırmıyor ama ona da dikkat edeceğiz. Kanıyorsan sen kanıyorsun. Ya işte çok zor bir zamana denk geldik. İşte böyle herkes şunu önemsiyor ve işte herkes senin geçen biri böyle bir arkadaşım ya işte insanlar diyor kaç para kazandığına bakıyor. Tamam dedim, bakabilir. Sorun nedir? Sorunu ben biliyorum da aslında ona göstermek istiyorum. Sorun nedir? Herkes paraya bakıyor.
Herkes seni parayla değerlendiriyor. Sen ne demek istiyorsun? Niye kaçak dövüşüyorsun kardeşim? De ki, ben insanların ilgisini, beğenisini, sevgisini, takdirini istiyorum. Onlar da paraya göre bu kıymeti veriyorlar. Bu yüzden de çok üzgünüm de. Niye Türkçe konuşmuyorsun? Diyorsun ki, insanlar paraya önem veriyor. Peki sen neye önem veriyorsun? Sen insanların sana ilgi, takdir, beğeni vesairesini istiyorsun. Dolayısıyla da tırnak içinde onların gözüne girmek isteyen sahte bir egon var. Onlar da diyor, paran kadar konuş, o zaman sen susuyorsun. Şimdi problem sende mi, onlarda mı? Problem sende. Onlarda problem yok mu ya? Onlar problemin dibine batmışlar. Bu ayrı bir konu. Bu onların meselesi ama. Sen niye batıyorsun? Sen niye kendindeki boşluğu, sahteliği görmüyorsun? Hatta ailenizde bile olabilir. Diyelim ki çocuklar arasında maddi imkanı en az olan kişi olduğunuz için anne babanız bile sizi sevmiyor olabilir. Problem mi? Değil. Ne zaman problem? Beklentin olduğu zaman problem. O beklentinin karşılanmamasından dolayı kendini kötü hissettiğin zaman problem. Yoksa işte insanları parayla, işte makam mevkiyle değerlendiriyor. İşte atıyorum, üniversite mezunu değilsen dinlemiyor. Diyorum, problem ne? Sen bana problemi söyle. Bu problem değil. Problem senin dinlenmek istemen. Sen dinlenmek istiyorsun. Onlar da üniversite diploması olanı dinliyorlar. Tırnak içinde atıyorum örneği. Bu sefer seni dinlemiyorlar. Problem ne? Problem seni dinlememeleri. O yüzden bakın, sahte benlikleri böyle kökünden yakalayacaksın. Öyle kenarından, kıyısından değil. Böyle hani olur ya, bir insan böyle canidir. Neresinden yakalarsın? Boğazından yakalarsın değil mi? Hani en can alıcı yerinden yakalaman lazım. Bir aslan seni öldürmeye geliyor. Ne yapardın? Kuyruğundan mı yakalarsın? Tırnağından mı yakalarsın? Tüylerinden mi yakalarsın? Yoksa boğazından mı yakalarsın? Seni boğmasın diye boğazından yakalar, onu uzak tutarsın. O zaman sahte benliklere dikkat edin. Ne anlatıyorlar? Sahtekarlık yapıyorlar hepsi. Yakalıyoruz ama öldüremiyoruz tekrar canlı. Öldürmeyin. Yakalayın, sahteliğini fark edin. Sen sahte bir şeysin. Senin problemin insanların şuna buna önem vermeleri değil. Senin problemin insanlardan ilgi, dikkat, sevgi, anlayış, takdir, beklenti. Kardeşim ben de varım diyorsun ama kimse umurunda değil. Bundan rahatsızsın. Niye kendini bu kadar göstermek isteyen bir benliğin var? Niye bunu sormuyorsun kendine? Kardeşim ben de bu kadar ilimi öğrendim, beni de dinlesinler diyen sahtekar bir benliğin var. Niye bunu görmüyorsun ki? Değil mi? Bunu görürsen huzur bulursun. Ama görmezsen, o can alıcı sahtekarlığı görmezsen, o zaman sürekli onunla didişirsin. Burada sahte bir şey var, sahte. Ama sonra çıkıyor içeriden, ben de sevilmek istiyorum ama kötü mü diyor. Ben de diyorum ki kötü, hem de kötünün kötüsü. Sevilmeye açık olmak ayrı bir şeydir. Sevilmek istiyorum, sevilmezsem kendimi kötü, eksik hissederim demek ayrı bir şeydir. Böyle diyorsan, sevilmek isteği kötü değil, kötünün kötüsü. Takdir edilme isteği kötü değil, kötüden daha beter. Başarılı olup kendimi ispat etmek istiyorum. Bunu diyorsan bu kötü değil, kötünün de kötüsü. Ama çalışırsın, başarılı olursun, Allah takdir etmiştir, başarılı olursun, ya Rabbi çok şükür dersin. Ama bundan kimlik üretmezsin. Veya ya başardım ama kimseni takdir etme, hiç alkış istiyorum. O alkış isteyen benliği alacaksın, karşına oturtacaksın. Sen kimsin diyeceksin. Sen niye alkış istiyorsun?
Ya işte insan istiyor. Önce bir yılışık yılışık gelecektir size. Ya insan istiyor, sen istemez misin? İstemiyorum diyeceksin. Takdir istemiyorum. Böyle takdir istemiyorum. Bu anlamda takdir istemiyorum. Takdir edilince kendimi iyi hissetmek istemiyorum. Takdir edilince kendimi değerli hissetmek istemiyorum kardeşim. Takdir edildiğimde Allah güzel bir şey mi takdir etmiş bana? Etmiş. Bu da gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmiş. Şükrederim. Ha, birileri de alkışlar. Teşekkür ederim ama takdir etmiyorlar diye kendimi kötü hissetmem. İçimde öyle hisseden biri varsa ama istiyorum ya istiyorum diye varsa onu alıp karşınıza oturtacaksınız. Ya diyeceksiniz ki ben buyum, ben bu sahtekarım diyeceksiniz. Ya diyeceksiniz ki ben bu sahtekarla artık aynı masada oturmak istemiyorum. Ona güle güle diyorum. O içeriden diyecek ki ama takdir edilmek hoş değil mi? Oradan sizi yakalamaya çalışacak. Sizi oradan avlamaya çalışacak. İşte ihlas nedir biliyor musunuz? Bir şeyi olması fıtraten iyi, güzel ve doğru olduğu için yapmaktır. Ya takdir de görsem iyi olur. Hayır. Takdir de görsem iyi olur dersen sen ihlassızsın. Takdir benim işim değil. O insanlara ait bir şey. Benim için bir farkı yok. Eğer takdir ettikleri şey Allah'ın takdir ettiği bir şeyse amenna. Ama sırf takdir benim için bir önem taşımıyor. Bunu deyinceye kadar üzerinde çalışacaksın. Bunu gerçekleştirdiğin zaman artık o benliğin senin üzerinde bir tesiri yoktur. Sen takdir peşinde, anlaşılmak peşinde, onaylanmak peşinde, sevilmek peşinde bir varlık olmaktan özgürleşirsin. Hatta son olarak size garip gelecek bir söz de söyleyeyim. Böyle meczup bir adam vardı. Bir gün bana demişti ki, İsmail demişti. Şeytan dünyayı sürekli dört dolanıp secde edeceği adam arıyor. Adam bulmakta zorlanıyor. Buna göre yaşa demişti. Anlatabildim. Yani biz İnsan olmaklığımızın farkına varıp onu yaşamaya çalışıyoruz. Bu kadar. Başka hiçbir şeyimiz yok. Hiç kimsenin takdirini, Allah bizi zaten takdir edip yaratmış, sevip yaratmış. Sen o sevip yarattığı, takdir edip yarattığı, en güzel kıvamda yarattığı varlığını fark et, onu yaşa. Beklentisiz, hiçbir insandan herhangi bir şeyi dilenmeden. Ya işte insan da takdir görmek istiyor. Yok böyle bir şey kardeşim. İnsan takdir görmek istiyor. Kardeşim gidip Kabe'yi bina etsen, takdir görmek istesen, sen cahil ve ihlassız bir insansın. Bu kadar basit. Bakın, nefsinize bu kadar açık ve direkt gideceksiniz. Öyle yumuşak falan gitmeyeceksiniz. Nefis çok uyanık bir şeydir. Ya işte takdir fena da olmaz yani. Ya, takdir için yapmıyorum ama sevilmek için yapmıyorum ama amadan arkasına neler neler giriyor. Zaten senin golü yediğin yer oralar zaten. Takdir görmek için yapmıyorum ama ya insan da bir takdir görmek istiyor. Al golü yedin bitti. Maç bitti zaten orada. Ya sevilmek için yapmıyorum ama hani sevilmek de İstiyorum ya bir taraftan ama sevilmek için yapmıyorum. Ama bir taraftan da bir tanesi sevilmek istiyor. Ya sen böyle nasıl insan olabilirsin ki? Kendi içinde çelişkiler yumağı haline geliyorsun. O yüzden mutsuz oluyoruz. O yüzden gerçek mutluluğumuzun önündeki perdeyi biz üretiyoruz. Emin olun şu an var ya, şu an sahte benlikleriniz tamamen gitse dünyanın en mutlu, en huzurlu insanı olursunuz. Bunun için ne zamana, ne paraya, ne okumaya, hiçbirine ihtiyacınız yok. Hiçbirine, hiçbirimizin ihtiyacı yok. Şu an
bütün sahte benliklerimizden ayrışmış olsak en mutlu, en huzurlu, en dingin, en mutmain insan oluruz. Ne kadar çoklar ki. Ne kadar çoklarsa. Hepsini elveda. Bakın, insanla mutluluk arasında bir engel yoktur. Kendi kendine oluşturduğun perde vardır en fazla. O perdeyi kaldırdın mı, o gerçek huzuru, mutmainliği bulursun. Teşekkür ederiz. Bugün çok uzattım. Thank you.